Merhaba, ben Doğuşhan Cerveci. 2021'de özverili ve başarılı çalışmam sonucu vakıf yönetiminin dikkatini çektim. Bu yüzden 2022'de benden bir proje geliştirmemi ve buna liderlik etmem için bir şans verdiler. Ben de bu şansı kullanmak adına bir uygulama geliştirmeyi düşündüm. Uygulamanın amacı bu kurs bursiyerlerinin çalışmasını ve birbirleriyle olan koordinasyonunu kolaylaştırmak ve istenildiği takdirde çalışmalarını herkese rahat bir şekilde paylaşmak. Hangi problemi çözüyoruz dersek, kurs bursiyerleri bir fikir bulduğu zaman bunu projeye dökmeleri, ekip arkadaşı toplamaları bazen zor olabiliyor. Bunu engellemek adına hem çalışmalarında ekip arkadaşı bulmakta kolaylaşacaklar hem de ekip arkadaşlarını buldukları zaman daha rahat çalışmalarını yürütebilecekler. Bir ortam oluşturacaklar. Hedef kitlemiz şu an için öncelikli olarak kurs bursiyerlerini hedefliyorum. Kurs bursiyerlerindeki temel amacım işlerini kolaylaştırmak, bir fikir geldiği zaman rahat bir şekilde paylaşmak ve bunu projeye dökebilmek. İletişim kanallarımız şu an için böyle iyi bir uygulamamız olmadığı için Slack ve Trello'yu kullanmayı planlıyorum. Slack'te farklı kanalları kullanarak insanların yeteneklerine göre ve çalıştıkları konu üzerine kanallara ayırmak, ardından da Trello'yu kullanarak onlara aylık ve haftalık planlar yaparak onları belli konulara atamak ve geri dönükler almak. Kronolojik sıramız şöyle olacak. Ben öncelikle fikrimi yazılım bilen arkadaşlarıma, bu konuda meraklı olan arkadaşlarıma sunacağım. Ardından belli bir sayıya geldiğimiz zaman ekibi topladıktan sonra belli iş bölümleriyle belli konulara ayrıldıktan sonra biraz da uygulama ortaya çıktıktan sonra tasarım gerektiği için tasarım bilen Photoshop bilen arkadaşlarımla ekibi de alacağım. Ortaya bir uygulama çıktıktan sonra vakıf yönetimini onlara sunacağım. Ekip dediğim gibi frontend, backend ve veri tabanı ve tasarım olmak üzere 4 ana başlığım var. Her birinden birer ikişer kişi alıp totalde benimle beraber 7 kişiyi ekibe almak istiyorum. Her koldan 2 kişi olsa çok iyi oluyor. Bu yüzden yoluma 7 kişiyle devam etmek istiyorum. Kriz yönetiminden bahsetmek gerekirse uygulama geliştirmek başlı başına bir sorun. Sabırlı ve yetenekli insanlara ihtiyacımız var. Bunları sağladığımız koşulda birbirimize de motive ederek bu krizlerin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Yazılım alanında son 2 senedir, 1 senedir bir merakım var ve gıda mühendisliği okuduğum için hani bunu sadece hobi olarak yapabiliyorum ve profesyonelliğe dökemiyorum. Bu uygulamayı gerçekleştirebilirsem hem vakıf anlamında hem ilerideki kariyerim açısından kendimi göstermiş olacağım. Kendimi kanıtlamış olacağım. Çünkü kimse gıda mühendisliği olan bir insana direkt yazılım alanında bir iş vermiyor. Bu benim için gerçekten iyi bir kapı olacak. Uygulama demek, haberi güncelleme demek, yeni bir başarı, yeni bir hedef koymak demek. Ama ilk anlamda proje başarıya ulaştı dememiz için gönüllü bursiyerlerin bunu kullanıp projelerin de başarılı olması ve eskiye göre daha verimli çalıştıklarını söylemesi gerekiyor. Eğer bu geri dönütü alırsak uygulamamız bir nebze başarılı olmuş demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.